Diğer bir konu, ikinci bir söyleyeceğim şeydi hocam. Kırıkkale-Ankara yolunda bir dinlenme tesisinde bu TGRT'nin bastığı kitaplar çok yüksek bir bedelle satılıyor. Ben bunu çok iyi biliyorum ki TGRT bunu ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak da dağıtıyor. Ama orada bir tane adam bütün her şeyi dizmiş. Kamil Mühendis Hadesi ebediden tutun da bu Hakkı'nın vesikalarına kadar ne ararsanız var. Adam bunu çok yüksek bedelle satıyor. Bu konuda bilginiz olsun hocam. Saygılar. Peki efendim. Efendim dinleyicimiz enteresan bir şey söyledi. Burada dedi Ankara ile Neyin arasında bir dinlenme tesisi var. Kırıkkale. Kırıkkale dinlenme tesisinde dedi. Orada dedi satılamamıştır adam. Dağıtılan kitapları toplamıştır. Satıyordur. Hem de yüksek fiyatla satıyor bunları dedi. Yüksek fiyatla satıyor. herkesin niyeti neyse ona kavuşur. Paraysa paraya kavuşur. Efendim cennet dileği ise cennete kavuşur. Herkesin bir tercihi var. Efendim beni kim itti bu denize? Aa, kendin ittin. Hani şarkı sözü olarak geçiyor. Kendim ettim, kendim buldum. Aynen öyle. Yani o şarkı sözlerini yazan da meseleyi bilen birisiymiş. Kendim ettim, kendim buldum. Değil mi? İnsan kendi ediyor ve kendisi buluyor. Hiç başkasına kabahat olmasın. Onun için ben bu 3 yaşına kadar olan yeni doğan çocuklar, onlar çok hoşuma gidiyor. Sabi, art niyet yok, yalan yok, riya yok, gösteriş yok. Kim yaptı bunu? Ben diyor, tamam. Ama 3 yaşından sonra yavaş yavaş da peşme kim yaptı? Yani abisi ablası, abim yapıştır, ablam yapıştır, annem yapıştır, babam yapıştır, başlıyor atmaya. Suçu başka tarafa yüklemeye başlıyor. Dolayısıyla biz bir şey yapıyoruz, bir suçlu bulmaya çalışıyoruz. Halbuki suçlu kendisi. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala bir talebesi işte bir gün hanımefendisi gelmiş, şikayette bulmuş Hüseyin Hilmi Efendi'nin hanımefendisine rahmetullahi teala. Demiş bizim bey demiş. Ev sahibi şikayette bulundu. Yani kapılar hızlı örtülüyor, şey yapılıyor falan filan diye. Tabii Hüseyin Hilmi Efendi'nin hanımefendisi de demiş bak talebeniz böyle böyle demiş şikayet var hakkında. Ondan bir vesileyle geldiğinde mübarek demiş kardeşim demiş sizin ev sahibiniz şikayet ediyor. Kapılar aynı şekilde hızlı örtüyormuşuz, pencereleri hızlı örtüyormuşuz falan diye. Bilhassa kapıları. Öyle deyince bu gayri ihtiyarı tam demiş bizim hanım yapıyor bunu. Ev sahibi dediler ya hanım yapıyor. Ondan sonra ben demiş gideyim halledeyim içinden. Mübarek buyurmuş ki karşı muhta suçüstü yapın. Yani tam o işi yaparken yakalayın. Neyse diyor ben başladım diyor ne zaman şey yapacak. Bir gün diyor hanımla beraber diyor dışarıdan geliyoruz kapı küt diye bir şey yaptım. Bir döndüm diyor. Hanım demiş ki rüzgardan. Baktım diyor hakikaten hanımla alakası yok rüzgardan. Hadi tamam. Ben diyor hanım suçlu diyor boyuna onun peşindeyim diyor. Bir gün diyor tek başıma geldim diyor. Rüzgar müzgar yok diyor. Cereyan yapacak bir kapı diyor. Güm dedi diyor. Döndüm baktım. Yakaladım diyor. Meğer benmişim diye. Kendi elini mi yakalamış? Evet. Kendi elini yakalamış. Suçlu kendisi. Ama ne güzel bir taktik. Yani büyüklerin aynı şekilde öğretme şekli itibariyle. Dolayısıyla yani insanlar hata ve kusurlarını önüne koyup tercihlerini ona göre yapmalı, neticesine katlanmalı. Ha bu da parası için yapıyor. Tabii o bölgeye aynı şekilde bir yetkili giderse kendisini ikaz eder. Buradan da aynı şekilde duymuş olabilir. Duyanlar da kendisine derler ya bu kitapların fiyatları bu değildir. Sen ne yapıyorsun falan diye. Aklı başına gelirse gelir gelmezse. Bakın fiyatları da zaten yazıyor arkasında. Evet. Ha ona baksınlar yani alanlardan.